sosyal medyada Pınar seni bir sevmeyen arkadaşım mı giydirdi şeklinde yorumlar yapıldı. Evet. Şimdi bu modacım yapmış markanın kıyafeti midir bu? Ha, onu bilmiyoruz. Şimdi bakın bu sene maskülen tipler var. Altında özellikle ceketin altına etek modası. Uzun tuvalet tarzında falan da giyebiliyorsunuz. Şimdi bu kıza... Markaymış. Evet. Ünlü bir marka. Ha, ünlü marka. Okey, tamam. Fakat bu kıza bu ceket sadece omuzdan yakışmış. Geri kalanları üç beden büyük gibi duruyor kıza. Biraz komik göstermiş kendisini. Bu kıyafet kötü bir kıyafet mi? Hayır, değil. Ama mesela bu kıyafeti bir Çağla Şikel girseydi, tamam mı? Bu kıyafet bomba gibi ortaya çıkardı. Çünkü kızın kolları o kadar uzun ki artık böyle kırım yerlerine gelmiş elinin. Ancak kendisi arkalara topluyor bunu. O da bir ceket için çok rahatsızlık verici. Çok rahatsızlık verici bir şey. Zaten bir de onun kol çevresini toplasanız 20 santim falan gelmez. Ceket nereden baksanız 34-35 çapı pazıda. Kravat nedir? Efendim? Kravat var bir tane. Kravat da takmışlar, evet. Ya saten ya da deri, bilemiyorum onu, buradan tam algılayamıyorum. Zaten bu yakalar falan bu ceketlerde şu an çok moda. Moda mı? Evet, moda. Ve kadınlara... Kaan Urgancıoğlu'yla bir takım olmuşlar sanki, değil mi? Evet, Kaan... evet, 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 evet. Bak... Yani rüküş olarak görmedim de yanlış bedensel seçim var burada. Yani bu kızın şeyi değil, bu kıyafeti değil. Şimdi araya da şöyle detaylar atalım tabii. Kelebek dün akşam yargı dağıttı. Aslında bütün ödüller yargıya gitti. Oldu. Şimdi bazı unutulan isimler var diye düşünüyorum. Bir İsmail Hacıoğlu. Bir dizide bir insan iki ayrı karakteri oynayıp, oynamayıp, yaşayıp, yaşatıyorsa sonuna kadar ödülü hak etmiştir. Yani bir İsmail Hacıoğlu... Dijital platformlarda biz kulüp konuştuk. Gökçe Bahadır'ı konuştuk. Kuş uçuşu konuştuk. Kulüpte Gökçe Bahadır'ı konuştuk. Salih Bademci'yi konuştuk. Salih Bademci'yi konuştuk. Evet. Birce Akalay'ı konuştuk. Birce Akalay'ı yani konuştuk. Daha böyle birkaç tane daha isim Miray var. Miray Daner'i tabii konuştuk. Tabii ki de dizi kategorisinde hak etti ama yani tamam, oyuncular da çok iyi ama yani sanki bu isimler biraz göz ardı edildi gibi geldi bana. Yani biraz yargı ağırlıklı. Evet. O oyunculuk, işte reji, dizi, senarist hepsi güzel işler yapıyorlar tabii ki. Alkışladık biz de gönüllerce, evet. Ama başka güzel işler de vardı. Evet. Hani tartışmasız bir noktadaysan tamam. Ama böyle tartışılacaksa bir daha bir düşünmek lazım. Doğru. Ki biz evet sezon boyunca sadece biz mi? Bizim dememiz önemli mi? Bir Gökçe Bahadır'dan bahsettik. Evet. Bir Salih Bademci'den bahsettik. Evet. Bir İsmail Hacıoğlu'ndan bahsettik. Şu an aklımıza gelmeyen daha bir sürü oyuncu var. Gecenin konuşamayanlarını değil de ben en iyi konuşanlarını getirmek istiyorum. Akışta atladım. 4 numara gelsin ekrana, biz diyelim. Evet, böyle konuşmalar vardı. Bazıları evet. Gereksiz uzadı. Bazıları kısaydı. Bazıları tüm heyecanıyla çok tatlı, samimiydi. Fakat dinlemekten en zevk aldığım isim şahsen ve Gülşen'le kahkahalar attık. Sevgili Yasemin Sakallıoğlu. Yasemin çok iyiydi. Hatta çok şunu iyiydi. Konuştuk aramızda. Keşke bu geceyi Yasemin sunsaydı. Evet. Değil mi? Evet. Cem Davran'la evet. Çağla Şikel kesinlikle çok profesyonel, çok iyi bir şekilde sundular evet. Geceyi. Özellikle Cem Davran şöyle yani. Yönetiyor yayını, yani. Yayını ona emanet et. Hiç endişen olmasın. Yaslan arkana, onu izle. Ama yıllardan bu yana. Yasemin çok sürprizli bir isimdi. Çok. Yasemin çok iyi olurdu bence geceyi sunursa. Belki bir dahaki seneye Yasemin olabilir. Neden vermemişler bu kıza ödül? İşte kendi açıklıyor, hiç oy almadım diyor, espriyle takılıyor tabii, almaması yani mümkün Oscar değil de. Gecelerinde de böyle komik, böyle sürprizli tipler var ya, tam kesinlikle onlar öyle. Gibiydi Yasemin. Çünkü izlerken hem salonda hem de canlı yayında seyirciler, insan şunu istiyor. Ay acaba bir şey söyler mi? Ay kıyısından döndü, eyvah falan. Böyle iniş kalkış istiyor ki Yasemin'de o cevher var zaten. Ama salonu kahkahaya boğdu. Şu var, gecede evet herkes çok heyecanlıydı. Herkesin bir sesi gitti, böyle bir nefes tıkandı falan ama bir Melis Sezen yoktu bu sene. Tutuyorum. Tutuyorum çünkü elimde şimdi. Müthiş. Vardı bir şey ama. Bence en unutulmaz konuşmalar arasında vardı yer bir şey alıyor ama. Zaten. Bir herkes tanesi bir eyvah yaptı. Neyse. Ha, evet. Şimdi siz izlerken bir konuşun ona göre onu söyleyelim. Çünkü üstü kapalı gelişti. Peki salonun en çok alkış alan
Kendisi küçük ama yıldızı belli ki büyük olacak ileride. Ablaları onu daha yeni 7 yaşında anons etsin şimdi. Bir Küçük Gün Işığı dizisinin minik kahramanı Azra Aksu oldu. Bakın nasıl büyük bir alkış aldı. Onu alkışlarken Gülşen bana şöyle takıldı. Biz bu kadar ismi canlı yayında ve orada akılda tutalım. Tutamayız. Vallahi ya tutamayız. Hafıza bebek. Mutlaka birkaç kişiyi üzeriz yani unutup. Kesin. Ne kadar güzel konuştun. Kıyafetini nasıl buldun bu prensesi? Bunlara bir şey prenses söyleyemem. Prenses zaten ya. O kadar en son güzel sokak ki. Sokak hayvanları söyledi, yedi bitirdi beni zaten. Herkesi yedi bitirdi. Vallahi çok şükür. Ve gerçekten Eda da söylüyor, gecenin en şıklarında. Evet. Ama öyle güzel bazı ablalarından ki. Çok daha iyi. Maşallah, tabii. Maşallah. Öyle de güzel taşıyor ki. Çok güzel kızım. Maşallah. Gecenin en etkileyici konuşması kimden geldi derseniz senarist efendim Sema Ergenekon deriz. En iyi senarist ödülünü aldı ve ödülünü de sonuna kadar hak etti. Sema'nın hali, tavrı, tarzı bir kere çok etkileyiciydi değil mi Müge? Kesinlikle. Hem duygulandı hem bizleri duygulandırdı işte o anlar. Evet gecenin en güzel anlarından bir tanesiydi. Ay, ve eşinin ağlaması. Eşinin ağlaması, gerçek bir sevginin ekrana yansıması. Sema'nın mücadelesi, kazanması ve bu rahatsızlıkla mücadele eden kadınlara verdiği güç ve enerji. Evet, çok harikaydı gerçekten. Kadın, sahnede dört dörtlüktü yani. Kadın kelimesi ne kadar güzel bir şey değil mi? Çok. Kadın olunmuyor, doğuyor. Evet. Ve doğuruyor, yürüyor. Evet, işte o kadar güzel bir kelime ki lütfen Yüce Rabbime kadınlar için hepimiz el açıp dua edelim. İyi ki varlar. Kendisini gerçekten iyi ki varsınız. Ya. Şu duyguları erkek toplumunda yaşayamazsınız. Ve, gerçek kadınlardan yaşamak. Ve orada bu rahatsızlığı atlatıp kazanması, yavrularım diye sarılması. Oralar çok etkileyici. Oralar çok etkileyici. Vallahi, evet, kim bilir mücadele ederken onları annesiz bırakmama korkusu, endişesi ve sonrası umut hepsi o saniyeler için hissettik. Eşin aynı çok şekilde doğru. Korkusu. Çok doğru. Allah ayırmasın onları, mutlu amin, olsunlar. Amin. Ne güzel böyle aileleri görmek ve izlemek ve gecenin eğlenceli bir şeyine geçiyoruz, bölümüne geçiyoruz. Sefo sahneye damga vurdu, şovu çok güzeldi. Çok fakat kıyafetiyle konuşuldu da konuşuldu. Bakın Sefo'nun tarzı kimlere ve neden benzetildi? Ne diyorsun Muammer? Yok ben çok zaten Sefo'yu çok beğenirim. Evet. Şarkıları falan. Ben bu tarzı hiç dinlemezdim. Ben Sefo'yla dinlemeye başladım. Gerçekten öyle. Ben de öyle. Ve kıyafeti de çok yakışmış. Çok da güzel olmuş. Yani Mustafa abiye ya da Edis'e benzetilmesinin hiçbir anlamı yok bence. Çünkü Edis'e kendi dalında sesinden ve şovundan, kıyafetinden ikisi çok farklı çünkü. Sadece kumaş benzetmeleri olduğu için konuşuyorlar. Anımsatıyor evet, şöyle bir hemen evet, aklına evet. geliyor. Mesela o tarzı Edis almamış, çok da iyi yapmış. Edis'in çizgisi çok iyi. Sefo'nunki de apayrı iyi. Yok ben çok seviyorum. Sen hele geçen, bu iki çocuğa bayılıyorum. Sen Edis'i de beğenmiştin beğendim, zaten. Beğendim tabii. Çok şıktı. Zaten bu sene biliyorsunuz erkeklerde pırıltı modası çok var ceketlerde falan. Bu durumda Mustafa falan. Topaloğlu'nun tarzını da beğenmiş oluyorsun. Mustafa abininkini de beğenmiş oluyorum da Mustafa abinki daha çok eski kumaşlar var. Ay bu elbiseleri kumaşlar evet. öldürüyor, canlandırıyor. İşte o kumaşlardan dolayı Mustafa abimiz buradan öpüyorum. Ama Sefo gerçekten güzel. Sefo'nun ama bir de beyaz bir kıyafeti vardı. O da fena değildi. Yani yakıştırıyor. Bu çok iyiydi Sefo'nun bence. Beyaz kıyafetini gördüm. Onu da çok beğendim. Fakat şeyleri hiç beğenmedim. Çok kadın takıları takmış parmağını. Tek taş yüzükler, öbürleri falan filan. Çok biraz aykırı olmuş. Acaba o düşünceyle mi taktiği zannetmiyorum. Getirmiştir birileri eldiven üzerine takmıştır çocuk. Bir tek o takılarını beğenmedim orada. Ama sahne şovda ne var biliyor musun? Adam sahneye bir çıktı. Yakışıyor. İkimiz de şunu söyledik. Star olunmaz. Doğulur. Star doğulur. Kesinlikle. Bu çocuk star. Evet. Bu çocukta bir ışık var. Evet. Bir anda atmosfer değişti. Sesinin güzelliğine bak. Ve sana şöyle söyleyelim. Playback mülebek yazmışlar. Playback falan değil. Müziğin üzerine canlı okudu. Okuyor. Evet. Canlı kendi sesiyle evet, okudu. Evet. Gecenin sonunda böyle sahneye çıktık. Ayaküstü onunla sohbet de ettik. O kadar starla çok da mütevazı bir isim. Çok, gerçekten. Hiç evet, böyle evet. burnu havalarda falan değil böyle.